Gerçekten çok tatlı olmadı mı? Anne, koşmak bakayım güzel çizmiş miyim? Bunun aynısını direkt tişört baskısına bastırıp giyeyim mi? Şey yapalım. Altına Fenomen TV ya. Orada yaz Fenomen TV. Fenomen TV. Bak benzemiş. Yan yana göster. Biz ağzını da çiz dedik, sonra böyle oldu. Çok tatlış olmuş. Arkadaşlar merhaba. Bugün gözü kapalı resim çizme challenge oynayacağız. Ayrıca böyle videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenomen TV adlı da bizim Instagram hesabımız. Bu sıra yorulmaz bir de benim Instagram hesabım. Oraları da takip ederseniz paylaşımlarımızı kaçırmamış olursunuz. Bu sefer ben yeşil aldım. Pembeyi aldım. Buraya annem böyle kelimeler yazdı. Biz bunları görmedik. Ben çıkaracağız, açacağız. Hemen gözümüz kapalıyken çizmeye çalışacağız be. Gel çıkar. Süper. Süpermen. Superman. Süpermen. Superman. Nerede? Koş getir onu. Koş getir ona bakarak yapalım. Bir tane oyuncağımız vardı da hala açılmamış oyuncak. Superman. Bakın arkadaşlar. Hala açılmamış bir oyuncak ama çok güzel. Superman. Tamam. Gel hemen buraya koyalım çizmeye çalışalım. Superman'in logosunu yapsak ya da o da zorsa. Bence hepsini çizmeye çalışalım. Bakalım kim daha güzel çizecek? 1, 2, 3. Ben kapatmadım. Başladım. Kapattın mı sen gözünü? Şimdi kapattım. Nerede? Ben de açtım gözümü. Ya gözümü değil, kapağını açtım aslında. Hop, şuraya saçını çizelim. Bir tane şey vardı. Bir tane böyle bir dede vardı, resim çiziyordu. Buraya da işte bilmem şunu çizelim falan diyordu. Biliyor musun sen onu? Biliyor musun? Şöyle ayaklarını da çizdiğime göre... Yaptım ben, bitti. Ama yüzünü yapamadım. Neyse, bir yere çizdim artık yüzünü. Hadi 1, 2, 3, başla. Ay çok kötü. Annemi çağıralım, hangisi daha güzel acaba? Ben söyleyeceğim. Bakalım. Arkadaşlar siz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle hani 5 tane yapacağız ya, 5 tanesini de yoruma yazabilirsiniz. Sizin fikriniz nedir bilmiyorum. Burada bence benimki. Çünkü ben en azından gövdeyi çizmişim, şey çizmişim, bir tek kafası ayrı. Benim yüzü bile yerinde değil. Bakın arkadaşlar, bu kolu bu eli, bu kolu bu eli uçuyor ama ayakları burada, bacağı gövdesinin burasından başlıyor. Gövdesi böyle, buradan bir de ayak başlıyor aşağıda. Çok kötü yapmışım ben. Bıraktık. Biz kendimizce gene artı eksi koyalım ama sizin artı eksileriniz farklı olabilir tabii. Evet. Güzellik göreceli bir kavram olduğundan dolayı. Şimdi ama benzerlik gene seninki gibi geldi bize. Geçtik. Tamam, peçete buradan. Ne çıktı? Şirin babayı daha önceden de yazmamış mıydı annemize? Hatırlamıyorum. Yoksa Şirin'i mi yazmıştı? Annem hep zor şeyler yazıyor. Hiçbirini çizmiyoruz. Hadi gözlerimizi kapatalım. Bakalım çizebilecek miyiz? Şirin baba. Şirin baba. 1, 2, 3 kapattık. Aklımda tasarlamadım. Şu anda bir anda çizeceğim. Ay burnum fışkırdı Arşen. Burnum fışkırdı. Şöyle yapsak mavi. Çok altı çizdim. Göz. Çok kötü oldu. Bitti benim. Çok kötü oldu Zeynep. Benim bitti. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Bir, açalım mı? 2, 3 aç. Wow! Oo, baya kötü. Çok güzel ya, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar ben kötü yapıyordum ama bu kadar da kötü yapmıyordum sanki. Niye bu kadar kötü oldu? Bak bak ha, bu gözü şapkasının içinde. Bu şapkası, sakalı burada. Peki gözü niye var? Bu elleri de sakallarından başlıyor. Şuradan çıkmıyor. Tek gözü yok. Bir gözü burada, bir gözü burada. Evet, hiçbiri yerinde değil. Hiçbiri. Gerçekten çizmeyi deneyelim bakalım. Bu kadar kötü çiziyor muyuz? Onu videodan sonra deneriz. Tamam. Çünkü vakit kaybı olmasın, tamam mı? Bir dahakini ben çektim. Bir dahaki hangimizinkiydi? Ne? Aa, burada seninki çünkü benziyor. Benimkisi hiçbir şeye benzemiyor. Yine Zeynep artaldı şu an. Mutsuzum arkadaşlar. Son anda belki bir şeyi yakalayabilir miyim bilmiyorum ama. Poniye. Poniye yazdın sen. Kocaman örneğimiz var elimde. Ama bunu nasıl çizdin? Ben bu çizdiğim unicorn'a benzetsem belki olur. Ama burnunu böyle iki tane delik çizsem, ağız çizsem, böyle şey yapsam olur. Olabilir.
Evet evet hadi. Ama bunun yüzü geniş, bunun yüzü dar. Ona dikkat et. Doğru. Seni ben niye kopya verdim? Neden kopya verdim bilmiyorum ne? Ne? Böyle. Aa bir şey söyleyeceğim. Şurada beyaz bir şey var ya, bende de çıktı burada. Kardeş miyiz acaba? Önümüze örneğimizi aldık, artık ne kadar çizebilirsin. 1, 2, 3 kapat. Kapat. Bakalım. Oldu herhalde. Bunun pelerini de var. Pelerini çizmiş olsak bitti benim. Dur. Hadi 1, 2, 3 aç. Ha şuraya koy. Ya şimdi keşke bu sefer ben kazandım ama. Değil mi? Evet. Çünkü bak senin... gözleri burada. Bu burun delikleri normalde. Ben de diyorum ki Zeynep gözünü neden küçük yapmış? Kocaman gözleri var Polin'in. Neden küçük yapmış diyorum. Halbuki o burnuymuş. Şuna Zeynep dedi diye. Benimki kazandı bence bu sefer. Bence de. Bu olmasına rağmen artı almayı becerdim yani. Olsun. Açayım mı ikisinden? Aç. Aa yok, tekini aç. Bunu açayım. Yok. Burada bak. Okumaya çalışalım. Ne yazıyor? Papağan. Papağan. Ama papağan nasıl çizilir? Uzun zamandır papağan bile görmüyoruz bende. Senin papağan. Papağan omzunda fotoğrafın vardı. He? Papağan mıydı o? Hani Cumalı Kızık'ta bir tane fotoğraf çekilmiştin şu an. Büyük papağan kuyruğu. Şuranda mıydı? Elinleri miydi? Kısa. Nasıl oluyor tipi? Tamam hatırladım. Tam hatırlayamadım ben. Hatta Instagram'a fotoğraf atmıştık. Arkadaşlar işte şok falan zannetmişlerdi. O da Cumalı Kızık'ta yapılıyor değil mi? Evet, halamla evet. Gitmiştiniz hatta. Neyse. Cumalı Kızık'ta değil. Şelalede. He şelale pardon. Yok yanlış hatırlamış. Az hiç hatırlamıyorum. Kuş çizmeye çalışacağım. Papağan seçilir mi bilmiyorum artık. Bilemedim. Bir, iki. Papağanın kulakları olur mu? Ya vardır da nasıl göründüğünü hiç fikrim yok yani. Bir, iki, üç kapattım. Hop. Kafası biraz kulağa benzeyecek. Şöyle. Çizdim. Şu an işime daldım. Allah Allah. Şöyle. Çizdim ayak, ben. Ayak yapıyorum ben şu an. Ayak yaptın mı? Evet. 1, 2, 3 aç. Ah be. Kafasını çizmeyi unutmuş. Arkadaşlar kafasını çizmeyi unutmuş ya. Bu nasıl bir papağan? Kuyruğu ne kadar da kısa olmuş Zeynep. Keşke biraz daha uzatsaydın. Papağanın kuyruğu uzun oluyor zaten. Ama niye böyle bacak gibi ayağından daha büyük ve vücut... Şey oluyor. Bir dakika. Böyle tüy gibi uzun. Boyu kadar... Bak boyu kadar kuyruk yapmışsın. O kadar zaten. Ya ama en azından ben kafasını yapmayı unutsam bile seninkisi penguene benzemiş bence. Senin fikrin ne? Açık açık konuşalım. Senin fikrin ne? Hani sence kimin daha çok benzemiş? Bak şu gaga olmasa seninki daha çok benzemiş. Bana da artı verdik. Sonuncuya geldik. Dur. İlk arkadaşlar görsün. Tamam. Bakma. Görünüyor mu şu an? 3 tane bir şey yazıyor. 2'ye kesilmiş kivi. Ama normal kivi de değil. 2'ye kesilmiş kivi. Alalım canım kivimizi. Alalım canım kivimizi. Hep etrafımızdan örnekler çıkıyor. Yuvarlak. Aa bana siyah da lan. 1, 2, 3 kapattım. Ay yırmacıdım. Ne oldu? Daire çizdik. Şöyle bir şeyler var içinde. Şöyle 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 şöyle. Bitti benim. Benim de bitti. Arkadaşlar açma sakın. Arkadaşlar Instagram hesabımda takip edin. Arkadaşlar. Bu ne? Kim? Çizmeye çalıştığım kızın şey. Kızın hevesi olsun. Kalmadı. Fenomen TV alt tire Instagram hesabımız arkadaşlar ama. Hani o kadar kötü. İkiye ayrılmış diyor. İkisini de çizsene. Öbür teki nerede? Ben ikiye ayrılmış gibinin önünü de çizdim ve normalde benziyor aslında. Bak, normalde çizmek istediğim şey şimdi çizdiğim şey. Ya şöyle arkadaşlar. Şimdi
Şöyle. Bu, buna benziyor mesela. Ama aslında ki buna ne deseniz kivi demezsiniz. Anlayamazsınız. Hatta ben buna donut falan derim. Donut'a daha çok benziyor bence. Seninki... Buna biz fikrimizi söylemeyelim. Ama benimki de çok kötü olmuş. Arkadaşlar benimkisi bildiğiniz bebek emziğine benzememiş. Bebek emziği çiziyoruz hemen. Evet hemen. Gerçekten bebek emziği olmuş ama. Bilemiyorum arkadaşlar. Zeynep'in yaptığını da gördünüz. Benim yaptığımı da. Son kez hangisi kimin daha çok kivisi kiviye benzediyse onu yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar dediğimiz gibi sonuncunun cevabını siz söyleyeceksiniz. Biz şu an 2-2 eşit kaldık. Evet. Nerede? Ha, evet. Ben 2, ablam 2 eşit oldu. Şuradaki durun. Nerede? Evet. Şuradaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ayrıca bu videodan önce mi yayınlamış oluruz onu bilmiyorum ama kıyafet alışverişi yaptık. Çok güzel şeyler çektik. Onları da eğer bu videodan önce yayınladıysak şuradaki oynatma listesinden bulabilirsiniz. Şuradan o videoyu görüyorsanız kıyafet alışverişim videosunu. Onu da izlemeyi unutmayın. O olmadıysa da bir sürü eğlenceli videolarımızı burada görürsünüz. Görüşürüz.